Merhaba dostlar. Size full yakışır sloganıyla yola çıkmış Halit Hocam ve İsa Hocam. Güzel bir slogan olmuş. Size full yakışır. İnşallah bu kitabı çözdükten sonra da fullleyeceksiniz geometriyi diye düşünüyorum dostlarım. Hemen şimdi geometrik kavramlar ve açılar testinin ikinci bölümüne geçiyorum arkadaşlarım. İlk soruyla başlıyorum. Şimdi bu ilk videoyu deneme amaçlı çözüyorum aslında arkadaşlar. Sizin yorumlarınız da biraz önemli. Yorumlar kısmına şöyle bir şeyler yazın. Şimdi ben bu soruları böyle bakın yan yana iki tane gösteriyorum. Eğer küçük kaldıysa, bunlar küçük geldiyse size hani tek tek de yapabiliriz. O durumda da biraz daha büyütmüş oluruz en azından soruyu. Onu da bir söylersiniz hangisi daha iyi olur. Hatta onu da şöyle bir göstermeye çalışsam mı diye düşünüyorum. Şöyle tek en fazla bu kadar zoomlayabiliyorum arkadaşlarım. Hadi bunu da böyle çözelim ya. Bu soruları da böyle çözelim. En fazla bu kadar zoomladık. Şimdi evet full yayınları dedik. Test 2'deyiz. Geometrik kavramlar ve açılar. Birinci soruya bakıyorum hemen. Hiç soruyu okumadan sivrilmiş bir şey gördüm arkadaşlar. Biz sivri bir şey gördüğümüzde ne öğrendik konu anlatımlarında? Törpüleme yöntemi yapacağız. Törpüleme yöntemi dediğiniz şey neydi? Zaten sorunun içinde paralel olan iki doğru mutlaka vardır dedik. Bunlara paralel olan sen üçüncü doğruyu çizeceksin. Tam bu sivri uçtan. Törpüleceksin o sivri kısmı. Peki törpüledikten sonra karşımıza %100 ne çıkardı? Z kuralı çıkar. U kuralı çıkar. Bazen de M kuralı çıkar. Ama şu ikisi %100 çıkar her törpüleme sorusunda. Bakın şurada hemen bir U kuralı gördüm dostlarım. 130 ise şuradaki açımın ölçüsü 50 derece. Şurada da bir U kuralı var. 110 ise buradaki açımın ölçüsü 70 derece. Şu üçünün toplamı 180 olacaktı. 70, 50 daha 120 ortaya kaldı. 60 derece paketledik gitti. Dostlar bu soruyu 1 milyon farklı yolla da çözebilirsiniz. İçinizden şunu da diyebilirsiniz. Orada bir Z kuralı vardı. Onu niye yapmadın hocam diyebilirsiniz. Evet var yapabilirsiniz dostlarım. Ha ben bunu gördüm. Böyle başladım. Böyle gittim dostlar. Geldik şuna. Bakalım bu ne diyormuş. 2 numaralı sorumuz. Diyor ki şurada bir açıortaya benzer. Şurada bir açılar var. Bunlar birbirine eşit. Buna göre x kaç derecedir diye bir soru sormuş. Dostlar ben direkt pratik yolunu göstereyim mi bunun? Şimdi normalde burada ne yapacağım? İki tane M kuralı yaparak da çözebilirim soruyu. Ya da bir tane M, bir tane de bumerang kuralı yaparak çözebilirim. Bumerang unutanlar hemen konu anlatımına bakabilirler dostlar. Ama en pratiği neydi kardeşler? Bunu nasıl öğrettik biz size? Dedik ki eğer burada açılar eşit ya da işte açıortay da olabilir bunlar. Bu şekilde eşit açılar da verebilir. En baştaki x ise bir sonrakine 2 katı. İşte bir tane daha olsaydı bundan 3 katı, bir tane daha olsaydı 4 katı, 5 katı şeklinde gideceğiz demiştik. 2 tane var. Buna x dediysem bu da 2 katı olacak. Demek ki 2x 130, x de 65 paketledik çıktı gitti hemen piyasada. Geldik buna. Paralellik var sorunun içerisinde. AD paralelmiş EF'ye. Paralellik varsa ne vardı o soruda? Zoom, Z, U, M kurallarından biri mutlaka olacak dedik. İşte şurada bir şöyle bir Z kuralı var arkadaşlarım. Mesela ilk gördüğüm bu. 110 ise şuradaki eşit iki açıda 110. Hatta bunlar 55, 55 yani Samsun paylaştık bunları. Peki 55'i paketledikten sonra şurada bir U kuralı var. Bakın biraz daha kalın yapıyorum U kuralını. 55 ile alfanın toplamı 180'di. O halde alfa denilen amcaya kaldı. 125 Ceyhan'dan çıktı sorunun cevabı. Geldik 4 numaraya hemen okuyalım. BA paralelmiş, Samazingo paralel, açıortay var falan filan feşmekan, alfa kaç derecedir? Önce şu U'yu bir görelim hemen, şurada bir U harfimiz var. 55 ise şuradaki açımız 25 derece, bu keratayla bu kerata birbirine eşitmiş, o halde burası da 25. Hadi bir de Z harfi görelim. Şurası 50 derece ise burası da oldu 50 derece. Dünyanın en basit sorularından biri haline geldi sorumuz. Evet cevabımız 50'ymiş. Denizli'den geldi cevap. Geldik 5 numaraya. Dakika derece soruları var arkadaşlarım. Ben yine bu tarz sorunun çıkacağını, dakikalı, dereceli, saniyeli soruların çıkacağını çok zannetmiyorum. Ama yine de çözmüş olalım bu soruyu da. Şimdi 2A geniş açıdır diyor. Hangisi yanlıştır diye soruyor. 2A dediğiniz açı 45'i de 2 ile çarpacaksın 90 derece yapacak. 39 dakikayı da 2 ile çarpacaksın.
39 dakika demek ne demek arkadaşım? 78 dakika yapıyor değil mi? 39 ile 2'yi çarparsan 78 dakika. Ki bunun 60 dakikasını zaten sen 60 dakika artı 18 dakika diye ayır. 60 dakikasını zaten şuraya derece olarak aktardığında 91 derece artı 18 dakika yapıyor. Yani 90'dan her halükarda büyük bir açı arkadaşlarım. Bu ki 90'dan büyük olduğuna göre de kesinlikle geniş açıdır dedik. Şimdi bundan sonrakileri böyle uzatmayacağım. Dereceleri, dakikaları toplamayalım. Diyor ki bak A ile B'nin toplamı geniş açıdır. Sen şimdi 45 ile 44'ü toplarsan ne yapıyor? 89 yapıyor zaten. 89 derece. 39 ile de 30'u toplarsan 69 dakika yapıyor. Yani 60 dakika artı 9 dakika yapıyor. E 60 dakikayı sen buraya hemen derece olarak gönder. 1 derece olarak 60 dakika 1 derece demek. Demek ki 90 dereceyle 9 dakikaya eşitmiş bu. Yani 90'dan her halükarda büyük bir açıymış. 9 dakikacık da olsa büyük arkadaşlarım. 90'dan büyükse kesinlikle geniş açıdır, paketledim. 2B dar açıdır diyor. Hemen bakalım 2B dediğimiz açı 44 ile 2 ile çarpalım 88 derece yapar. 30 dakikayı da 2 ile çarpalım 60 dakika yapar ki 60 dakikayı buraya derece olarak versen sen 89 derece yapar burası. 90'dan küçük olduğu için kesinlikle dar açıdır. E o zaman bu da doğru bir zahmet. Hadi üçüncüsüne bakalım. A eksi B dar açıdır diyor ki 45'ten 44'ü çıkarttım. 1 derece geliyor lan bir kere. 1 derece zaten 90'dan her halükarda küçük dakikalara bakmaya bile gerek kalmadı. Kesinlikle dar açıdır. Bu da doğru. Edirne'ye bakmaya bile gerek yok arkadaşlarım. Kesinlikle yanlış cevap Edirne çıktı o zaman. Geldim 6 numaralı sorumuza. Bakalım ne diyor? AB diyor paraleldir CD'ye. AE açıortaydır falan filan feşmekan. E açıortay hadi gelin paralellik varsa bir U kuralı yapalım mı şurada? Alın size bir U kuralı. Şu açıyla 30'un toplamı 180 olacak. O halde bu açı 50. 150. 150 ise de 75, 75 parçalandı. Bundan sonra iki yola ayrılıyor önün. İster şunu yap. Üçgenin açıları toplamı 180'de. Bak 75, 20 daha 95 yapar. Alfaya 85 kalır. Ya da M kuralı yap. 75 ile 10 derecenin toplamı alfa dereceye eşittir de 75 ile 10'un toplamı da 85'tir. 6. sorumuzda cevabımız Edirne'den çıktı gitti. Evet, geldik yeni nesil sorular kısmına. Şimdi aynılarını yeni nesil çözeceğiz arkadaşlar ama hiç öyle korkulacak bir şey yok. Bakın ne kadar kolay çözeceğiz. Hemen görün şimdi ilk sorumuza. Diyor ki futbol maçının devre arasında oyuncularına taktik veren teknik direktörün çizimleri göremeyi de geç burayı. Burada bir şey yok. Zaten yeni nesil sorular böyle bir hikaye kısmı var. Yalandan yere okursun orayı vakit kaybetmek için. Altını okuyalım. Taktik gereği oyuncular yerden pas atarak oynayacaktır. İyi, burada da bir sıkıntı yok. Top kaleciden çıktıktan sonra ceza sahası ile 140 derecelik açı yaptıktan sonra diyor. Bak ceza sahası ile 140 derecelik açı yapıyormuş. Yani şuradan itibaren başladı artık olayımız. Bir 140 dereceyle başladı bu adam. Devam. Sonra ikinci oyuncu 90 derecelik, üçüncü oyuncu 75 derecelik açıyla pas veriyor. Son oyuncu gelen topu 80 derecelik açıyla kaleye gönderiyor. Burası da zaten şekil üstünde anlatılmış, gösterilmiş. Yapmaya gerek yok. Buna göre top karşı kaleye giderken topun doğrultusunun kale çizgisiyle oluşturduğu, yani şuradaki çizgiyle oluşturduğu alfa derecelik açıyı soruyor bana dostlar. Hadi gelin burada da şu kuralı yapalım. M'nin abisi kuralı var burada dostum. Neydi? İki paralel çizgi arasında M harfine benziyor ama biraz abartılmış M. Bir sürü M var burada. M'nin abisi kuralı diyordum. Peki burada da şurası 40 derece. Önce onu yazalım. 40 sola bakıyor. 90 sağa bakıyor. 75 sola bakıyor. 80 sağ tarafa bakıyor. Şuradaki X dediğim açı da sola bakıyor. Şimdi dostlar niye 140'ı kullanmadın hocam? 140'la niye başlamadın? Dostum bir kere bu M'nin abisinin öz kuralı şudur. İlk açı ne tarafa bakıyorsa bir sonraki açı diğer tarafa bakacak. Yani ilki sola mı bakıyor? Bu sağ tarafa bakacak. Bir sonraki sola, bir sonraki sağa, bir sonraki sola. Sağ sol, sağ sol, sağ sol gidecek bu. Şimdi ben de diyorum ki eğer 140 alsaydım bu sefer buradan 90'ı değil sol tarafa bakan 270'i almak zorundaydım.
Sonra buradan 75'i değil bu tarafa bakan işte 290'lı bir sayı alacaktım. 80'i değil bu tarafa alacaktım falan filan. O yüzden diyorum ki böyle gıcık gıcık sayılarla uğraşmaktansa başlangıcı 40'la yapayım. Ve şunu da unutmayın, bir çizgi üstünden sadece bir taraftaki açıyı alırsın. 40 almayacaksan 140 alacaksın. Ben 140 almadım, 40 aldım. Peki şimdi sol tarafa bakanları bir toplayalım bakalım neler var. 40 var, 75 var, x var. Yazıyorum 40 artı 75 artı x eşittir sağ tarafa bakanlar. Onlar hangileri? 80 ve 90 derece. 80 artı 90 dereceyi de buraya yazdım. 75'i şuradan çıkartırsam 5 kalır. 40'ı buradan çıkartırsam 50 kalır. X eşittir 5 artı 50'den 55 derece gelir. Peki ben X'e 55 buldum. O halde alfa 180'e tamamlayacaksın alfayı bulmak için de. 125 derece geldi Gobeller. Geldik Aslı'ya. Bakalım bu Aslı ne yapıyormuş. Aslı sosyal medya hesabından aşağıdaki gibi görseli paylaşmıştır. Güzel Aslı hanım hanımcık cici bir kız. Aslı'nın fotoğraftaki kolu zemine dik durumlu olduğuna göre Aslı'nın fotoğraftaki kolunu şöyle zemine doğru indirdiğimizde, yere indirdiğimizde yere dikmiş arkadaşlarım. Olduğuna göre dikdörtgen şeklindeki defterin uzun kenarının doğrultusunu zemin ile yaptığı dar açı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Dikdörtgenin uzun kenarı ya bu zemin ile yaptığı dar açı şuradaki açıyı soruyor ya da şuradaki açı, değil mi arkadaşlarım? İkisi de aynı şey zaten. İkisi de yöndeş açı olduğu için xx diyebiliriz bunlara. Bize de x'i soruyor Gobeller. Peki başlayalım, neler yapacağız bir görelim. İsterseniz önce bunu bir kara düzene çevirelim. Yani klasik sisteme bir uyduralım. Şöyle bir 90 derecelik yere dikilen bir şey var. Buradan şöyle bir şey geliyor ki burada da dikdörtgenimizin şöyle zemin ile yaptığı açıya x dedik. Şuradaki açı 70 dereceymiş. Şurası 130 dereceymiş. Gösterdim arkadaşlar. Bakın kara düzene çevirdim bunu. Peki 130'un burası 50 derece. 70'in ters açısı da 70 derece. 70, 50 daha. 120, şuraya kaldı 60, tersi de oldu 60 derece. Hadi Gobeller, 90 var, 60 var, x'e kaç kaldı? Tabii ki bursa kaldı hocam dedik. Geldik 9 numaraya, bakalım bu amca ne diyor? Yine kalemler. Diyor ki soru, aynı renkli kalemler paralel diyor kardeşler. Paralelleri gördüğünüz zaman bu doğruda açılarda biraz uzatmakta fayda var. Her zaman hemen uzatalım arkadaşlarım. Bakın şunu biraz şöyle uzattım. Şuna paralelmiş bu, bunu uzattık. Bu amca paralelmiş, bunu uzattık şöyle. Morlar paralelmiş, morları uzattık şu şekilde. Böyle daha güzel olacak şimdi. Bakın neler yapıyor. Peki şimdi şurası 75, şurası 40. Peki bu 40 derece ise şöyle Z harfini gördün. Şurası da 40 oldu mu dostum? Bak görebildin mi Z'yi? Şuradan şöyle bir Z harfi geldi. 40 derecede burası oldu arkadaşlarım. Peki şu 75'i konuşalım birazcık. Şu paraleli uzatmamışız. Hadi bunu da uzatalım arkadaşlarım. Şurası 75 ise bu açımız da 75 olacak kesinlikle. Peki 75, şu ikisi paraleldi. Yöndeşlikten bu da 75 oldu. E şu ikisi paraleldi hocam. 75 ise şurası da 75 geldi. Hadi de soru da bitti. 75, 40 daha 105 mi yapıyor arkadaşlarım? 75, 40 daha 115 yaptı. 115 alfaya kaç derece kaldı? 65 derece kaldı. Cevap Bursa'dan geldi. Hadi 10 numaradayız. Bakalım bu ne diyormuş bir görelim. Diyor ki şekil 1'deki dikdörtgen şeklindeki kağıt makasın doğrultusu BC kenarı ile 120 derecelik açı yapacak biçimde EF doğrusu boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor. Şurası o halde 60 derece oldu değil mi? EF, hatta şuraya da yazalım. 60 derece burası oldu. Hatta 110'un da hemen bütünlerini 70 derece diye yazalım şuraya. Sonra şekil 2'deki kağıt makasın doğrultusu EC kenarı ile 110 derecelik açı yapılacak biçimde kesilerek iki parça ayrılır. Bunu da buradan kestik arkadaşlarım. Şöyle bir kesme işlemi yaptık burada da. Şuradan da kestik. Tamamdır. Hatta 60, 70 daha 130, şuraya da 50 derece kaldı diyelim. Sonra diyor ki oluşan üçgen kağıdın köşelerindeki en büyük açının ölçüsü kaç derecedir? Aa ne güzel de soru olmuş bak bu. Şimdi şu üçgeni ben bir daha şuraya alayım mı arkadaşlarım? Şöyle bir üçgen oluştu orada bakın. Şurası 60 derece, şurası 70 derece, şurası 50 derece. Şimdi hepimiz içimizden diyoruz ki ya hocam bu sorunun cevabı 70 değil mi? Şıklarda yok.
Niye böyle oldu diyesiniz geliyor değil mi arkadaşlarım? Şimdi üçgenin, bak şöyle demiyor. Üçgenin en büyük iç açısı nedir demiyor. Bir üçgenin 6 tane açısı vardır toplam. 3 tanesi içeride, 3 tanesi de dışarıdadır gobeller. Bize sadece içeridekileri sormuyor. Ya da sadece dışarıdakileri de sormuyor. Bu 6 açıdan en büyüğü hangisidir diye soruyor kardeşim. En büyük olanı da şu 50'nin dışın açısına bakın, 130'dur. 60'ın dış açısı 120'dir, 70'in dış açısı da 110 derecedir dostlarım. En büyüğü hangisi? Tabii ki 130. Cevap Denizli'den geldi. Evet arkadaşlar, ikinci testi de gömdük. Bir sonraki videoda 3 numaralı testi gömeceğiz birlikte. Hadi kolay gelsin dostlar, kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.